Elvin'e hamileydim. Gece saat 3'te sancı geldi. Herhalde doğumum yaklaştı diye herkesi uyandırdım. Tuğrul kalk dedim. Kızımız geliyor. Hastaneye gittik. Hastaneye girdiğimizde doğum bölümüne girdik. Orada doğumlar oluyordu. Ben panik atak oldum. Çok korktum. Oradan dedim ki ben yavaş yavaş kaçayım. Sokak kapısında Tuğrul yakaladı beni. Sen nereye gidiyorsun dedi. Ben dedim doğurmayacağım, vazgeçtim. Sonra tekrar götürdüler beni, bu dedeler ayıkken doğuramayacak. Bayılttılar beni, doğurdu. Dünya güzeli kızım meydana geldi. Çok seviyorum onu. Anne, bir erkek arkadaşım var dedi. Seni onunla tanıştırmak istiyorum dedi. Bir arkadaşı da bizi yemeğe davet etti. Oraya gittik, yedik, içtik. İlk gördüm, çok sevdim. Çok düzgün, efendi, yakışıklı bir çocuk. Yemekten sonra kahve içmeye gittiğimizde Cem sürekli Elvin'in koluna dokunuyordu. Ne yapıyorsun sen kızım oğlum dedi. Okşuyorum dedi. Çok sinirlendim. Ama sonra geçti. Tanıyınca çok sevdim. Çünkü çok efendi, doğru sözlü, çok iyi yetişmiş bir çocuk. Çok seviyorum. Adalarına gitmiştik. Çok güzeldi. Ve burada Nurten arkadaşımı daha da iyi tanıdım. Bir kardeş olarak daha çok sevdim. Nurten'imle beraber kiliseye girdik. Dilek diledik. Elvin için dilek diledi o. İyi bir eş, iyi bir hayat yaşasın diye dilek tuttu. Mum yaktı. Gerçekten de dileği kabul oldu. Senesine varmadan Cem diye bir arkadaşıyla tanıştı ve böyle bir güzel evlilik yaptı. Ama tabii ki Yunan adalarından dönerken gemiden indik. Elvin bana bir mesaj çekti ve beni gerçek teyzesi gibi görüp bana teşekkür etti, annemle ilgilendiğin için, böyle bir seyahatte bulunduğun için diye. Ve ben çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Ben de onu gerçekten çok seviyorum.